İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Armeni adlı Kültür Derneği'nin Ermeniler geçmişin mi yoksa geleceğin mi halkı konulu kapsamlı tartışmalı vaatini yerine getirdi ve izleyiciler tarafından beğenildi. Batı Ermenistan'ın evlatları Artur Mıgırdıçyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine Almanya'daki Ermeniler Merkez Konseyi Artsakh Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin bildirisine desteğini ifade ediyor. Savaştan sonra bile Azerbaycan çevre soykırımı politikasını sürdürüyor. Bakü, Uluslararası Kızılaç Komitesi temsilcilerinin 26 Mayıs'ta yakalanan Ermeni askerlerini ziyaret etmesine henüz izin vermedi. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen Armenia TV'yi destekleyelim. Armeniya adlı Kültür Birliği Burjle Valans'taki Jean Moulin salonunda onlarca seyirci önünde Ermeniler geçmişin mi yoksa geleceğin mi halkı konulu bir toplantıyı 26 Mayıs Cuma günü düzenledi. Burjle Valans'ın temsilcisi olarak seçilen Wilfried Pyle ve George Ishasyan hazır bulundu. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan ve Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan, Devrimci Taşnak Federasyonu'nun Valans Şubesi Başkanlarından Ara Noryan, Christopher Mikaelyan, George Eretsyan, Alen Öksüzyan ve Sarkis Jamakortsyan, Ermeni dernekleri üyeleri Batı Ermenistan'ın Malatya kentinde bulunan Hosrov İlyözer de katıldı. Grigor Amirzayan şunları kaydetti. Ermeniler tarihi olan bir halktır. Eski zamanlarda Ermeniler büyük bir ulustu ve dünya nüfusunun yaklaşık 5 milyonunu oluşturuyordu. Hristiyanlığın ortaya çıktığı dönemde dünya nüfusu 200 milyon civarındaydı. Ancak Romalıların, Perslerin, Arapların, Moğolların ve Selçuklu Türklerinin istilasına maruz kalan Ermenistan yüzyıllar içinde küçülmüştür. Ermenilerin 8 bin yıllık tarihi her zaman saldırıya uğrayan ancak her zaman güçlü ve dinamik ayakta duran bu halkın dayanıklılığına tanıklık etmektedir. Ermeniler geçmişin mi yoksa geleceğin mi halkı sorusuna Armenak Abrahamyan, Lidya Margosyan, Sarkis Jamakortsyan, George Ishasyan, Ara Nuryan, Simon Melkonyan, Alen Öksüzyan yanıt olarak konuşmalarda bulundu. Bu çok gerçekçi konuşmalar özellikle 2020 sonbaharındaki 44 günlük savaşın ardından Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh'ın üzerinde kara bulutlar dolaştığı halde zengin bir geçmişe ve geleceğe sahip Ermeni halkının direncini gösteriyor. Toplantı sonunda çok sayıda katılımcıya Batı Ermenistan kimlik kartları verildi. Grigor Amirzayan. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Artur Mıgırdıçyan, 1959 yılında Hadrut bölgesinde doğdu. 1976'da doğduğu köydeki ortaokuldan mezun oldu ve aynı yıl Yerevan Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesine kabul edildi. Burada Artur Mıgırdıçyan, o zamanlar siyasi talebi olmayan dar bir meslek alanı olan etnografyayı seçti. Seçim konusunda ünlü etnograf Yuri Mıkırtumyan'ın belli bir rolü oldu. Artur Mıgırdıçyan meslek seçiminden Hadrut Tarihi Müzesi'nde çalışmaya başlamasına kadar hem kendi inisiyatifiyle hem de tanınmış uzmanlar tarafından düzenlenen hedefli bilimsel gezileri çerçevesinde Sovyet Ermenistan'ı ve eski Artsakh'ın bir dizi yerleşim yerlerinde zengin demografik etnografik malzeme topladı. 1977'de ikinci sınıf öğrencisi olan Artur Mıgırdıçyan, arkadaşı arkeolog Hamlet Boğosyan ile Hadrut bölgesinin Haçen köyüne gitti. Artsakh'ın 18 köyünden tarihi materyal topladı. Bilimsel amaçlarla yaptığı ilk vatan gezisiydi. Bundan sonra Artsakh'ın maddi kültürü her zaman onun ilgi odağında oldu. 1988'de başlayan Artsakh Karabağ Hareketi Artur Mıgırdıçyan'ı tamamen içine aldı ve Hadrut bölgesinde yaşanan olayların merkezinde sadece lider, organizatör ve komutan olarak değil, aynı zamanda doğrudan bir asker olarak yer aldı. Artur Mıgırdıçyan'ın Ocak 1988'de Artsakh'tan Moskova'ya giden ikinci heyetin bir üyesi olduğu belirtilmelidir. Artsakh hareketinin başlangıcından itibaren Artur Mıgırdıçyan, Gorbaçov'a ilk mektubu yazan 9 kişi arasında yer alarak hareketin aktif katılımcısı oldu. Artur Mıgırdıçyan, 12 Şubat 1988 Hadrut mitinginden başlayan yolu çok hızlıydı. Artur Mıgırdıçyan'ın görev süresi boyunca Stepanakert'i çevreleyen
Malibeyli ve Kırkcan bölgeleri, Hocalı ilçesi ve Hadrut'un bir dizi köyleri kurtarıldı. Askeri operasyon planının geliştirilmesinde aktif bir katılımcı olmasına rağmen Şuşi'nin kurtuluşunu göremedi. Artur Mıgırdıçyan'ın bilimsel tercihlerinin gerçekleşme dönemi Artsakh-Karabağ Kurtuluş Mücadelesi'nin hızlı yükselişine denk geldi ve asil, gelenekçi bir ailede yetişen, sağlam bir Ermeni eğitimi alan, ulusal fikirlerle beslenen genç adam kendini özgürlük mücadelesinin girdabına attı. Artur Mıgırdıçyan, "Ben bu toprakta doğdum, sahip olduklarımı bu topraklara borçluyum. Şimdi tazminat zamanı," derdi. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Talat'ın Batı Ermenistan'da Ermenistan adını yok etmek için her türlü çabayı göstermek emriyle zalimler Batı Ermenistan'ın ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermeni nüfuslu bölgelerindeki neredeyse tüm kiliseleri ve manastırları yıktılar, yerle bir edip küle çevirdiler. Batı Ermenistan'ın evladı olan tarihçi ve filolog Georg Mesrop'un yazdığı gibi biz Ermeniler bile manastırlarımızın, kiliselerimizin gerçek sayısını, tipini ve miktarını, niteliğini ve değerini bilmiyorduk. Ama ne mutlu ki 1. Dünya Paylaşım Savaşı'ndan ve Türklerin Ermenilere karşı gerçekleştirdiği soykırımdan, Armenosit'ten önceki yıllarda çeşitli vesilelerle derlenen Ermeni manastır ve kiliselerinin listeleri ve istatistiksel verileri yaklaşık sayılar hakkında fikir veriyor. Tanıklıklara göre Ermeni apostolik manastırları ve kiliselerinden 1727'si tamamen yıkıldı ve yağmalandı. Diğer verilere göre o yıllarda Batı Ermenistan'da ve tüm Osmanlı Türkiye topraklarında 2000'den fazla Ermeni manastırı, kilisesi ve şapeli yıkıldı ve yağmalandı. Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosid'in kurbanları, bu manastır ve kiliselerine ait olan aynı zamanda Batı Ermenistan Ermenilerinin birçoğunun kişisel mülkü olan, ailelerde bir kutsal nesne olarak muhafaza edilen ve nesilden nesile aktarılan ortaçağ el yazması kitapları, minyatürlerle süslenmiş el yazmaları oldular. Bunlar için bilgili insanlar mülkünü vermeye hazırdı. Almanya'daki Ermenilerin Merkez Konseyi Artsakh Cumhuriyeti'nin başta Ermenistan Cumhuriyeti hükümeti olmak üzere hiçbir yapı tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınmayacağını göz önünde bulundurarak Artsakh Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin bildirisine desteğini ifade ediyor. Artsakh'ın statüsü Birleşmiş Milletler'in halkların ve ulusların kendi kaderini tayin etme kararına dayanarak 10 Aralık 1991 tarihli halk oylamasıyla belirlenmiş ve hiçbir makamın buna itiraz etme hakkı yoktur. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan aslında kendi taahhüdüyle Artsakh'la ilgili Ermenistan Cumhuriyeti Bağımsızlık Bildirgesi ve Anayasasının hükümlerini de ihlal etmektedir. Çünkü Ermenistan Cumhuriyeti Yüksek Konseyi'nin 8 Temmuz 1992 tarihli kararına göre Artsakh Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'ın bir parçası olarak anılacağı herhangi uluslararası veya yerel belge Ermenistan Cumhuriyeti için kabul edilemez. Tüm Ermenileri Artsakh'ın kendi kaderini tayin hakkı ve Ermenistan Cumhuriyeti egemen topraklarının korunması etrafında birleşmeye ve Artsakh Cumhuriyeti'nin ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarının Ermenistan Cumhuriyeti mevcut makamları tarafından Azerbaycan'a devredilmesine izin vermemeye çağırıyoruz. Bu zor durumdan muzaffer bir çıkış ancak tüm Ermenilerin birleşmesi sayesinde mümkündür. Aksi takdirde Ermeni devleti için feci sonuçlar kaçınılmaz olacaktır. Azerbaycan, Artsakh Savaşı sırasında bol fosfor bombası kullanarak ormanları acımasızca yaktığı gibi savaştan sonra da çevre yok etme, ekosit politikasını sürdürüyor. Böylece Artsakh'taki Ermeniler Artsakh'ı terk etmek zorunda kalacak. Artsakh Dışişleri Bakanlığı henüz savaş sırasında fosforlu silahların kullanılmasının uluslararası insani hukuk, teamül hukuku, Cenevre Sözleşmeleri ve ilgili Birleşmiş Milletler Sözleşme ve belgelerinin, hükümlerinin ve ilkelerinin ağır bir ihlali olduğunu kaydetti. Hatta çeşitli insan hakları örgütleri Azerbaycan'ın Artsakh'ta yasak silah kullandığını gerçek belgelere dayanarak vurguladılar. Ancak Azerbaycan'ın bu suçlarına uluslararası alanda uygun bir karşılık verilmedi ve somut önlemler alınmadı.
Bugün Artsakh'taki tek büyük baraj biyolojik çeşitliliği ve çevresiyle ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıya. Bu durum tarımı ve su kaynaklarını da etkiledi. Barajdaki su seviyesi gittikçe daha da düşüyor ve kritik noktaya yaklaşıyor. Azerbaycan'ın bu canice adımlarla ekolojik bir felakete yol açmaya ve ardından bunun için Artsakh'ı suçlamaya çalıştığı açıktır. Ve Azerbaycan'ın Tartar Nehri'nin yönünü değiştirebileceği ve bunun sonucunda Sarsang Barajı'nın tamamen susuz kalacağı bilgisinin düzenli olarak yayılması tesadüf değildir. Batı Ermenistan hükümeti yasaklanmış kimyasal silahların Bakü makamları tarafından kullanılmasının yaygın bir olgu olduğunu hatırlatıyor. 2016 yılında 4 gün süren savaş sırasında yasaklanmış fosforlu silah kullanıldığı sonucunda Ermeni tarafının yanarak can veren şehitleri oldu. Bu gerçek uluslararası mahkemeler tarafından da kınandı ancak Bakü yetkilileri tüm uluslararası normları hiçe sayarak sadece Artsakh'ın barışçıl halkına değil aynı zamanda doğaya da yönelik soykırımcı politikalarına devam ediyor. Batı Ermenistan hükümeti Bakü makamlarının bu tür bir politikasını şiddetle kınıyor ve uluslararası mahkemelerden yasa dışı silah kullanımının yasaklanmasını talep ediyor. Bu diğer devletlere emsal teşkil edebilir. 26 Mayıs'ta saat 19'dan itibaren askeri mevzilere yiyecek tedarik eden Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerine bağlı iki asker ile iletişimin kesildiği öğrenildi. Azerbaycan tarafı askerlerimizin esir alındığını doğruladı ancak Uluslararası Kızılaç Komitesi temsilcilerinin onları ziyaret etmesine henüz izin verilmedi. Uluslararası Kızılaç Komitesi Ermenistan Cumhuriyeti Ofisi İletişim ve Önleme Programları Başkanı Zara Amatuni, Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin iki Ermeni askeriyle iletişimin kesilmesine atıfta bulunarak PAS Info Ajansı'na "Şu anda bir bilgimiz yok, biz de izliyoruz. Konu ilgi odamızda," dedi. Bir askerin ailesi ve yetkililer tarafından aramayla ilgili bir başvuru veya teyit olursa bu durumda diyalog yoluyla konuyu karşı tarafa yönlendirileceğini kaydetti. "Detaylar hakkında henüz bir şey söyleyemeyiz. Şu anda olayları takip ediyoruz," dedi. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, Ulusal Meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vigen Hovsepian tarafından seslendirilen Gomidas Vartabet'in Zulu adlı eseri sunuyoruz. Havar Zulu, Matat Zulu, Kesitesa Varat Zulu. Bats vir,
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinde izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.